Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sıfırdan Python serimizde nesne yönelimli programlamanın önemli kavramlarını öğrenmeye devam ediyoruz. Bugün biraz ileri düzey bir başlıktan bahsedeceğiz. İsmi Dunder Methods veya Magic Methods. İlk olarak Dunder Methods nedir? Onu size şöyle göstereyim. Bakın, isminin Dunder olmasının sebebi bu metotların iki tane alt tireyle başlaması. Sebebi de şu, sebebi de şu. Bu alt tire karakterinin İngilizce'deki ismi underscore olarak geçiyor. İki tane alt tire ile başladığı için buna double underscore diyorlar ve double underscore'dan da dandır kısaltmasını türetiyorlar. Yani double'ın d'si ve de under. Bunu birleştirip dandır demişler. Hatta buna mesela en üstteki fonksiyonumuzu add fonksiyonu dandır add diye söylüyorlar mesela. Şimdi gelelim bunlar nedir, ne işe yarıyorlar ve biz bunlardan nasıl faydalanacağız? İlk önce size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Açıklamama yardım edecek çünkü. Bakın burada print 3 artı 5 var. Print Ali artı Veli var ve de print iki tane listenin toplamı. 1, 2, 3'ten oluşan listeyle 4, 5, 6'dan oluşan listenin toplamı var. Burada da sonuçlar. Bakın 3 ile 5'i topladığım zaman 8 yazdı. Yani bizim bildiğimiz aritmetik olarak toplama işlemini uyguladı. Ancak içine 2 tane string yazdığım zaman bunları bakın yan yana yazdı veya ucuca ekledi de diyebiliriz. Aynı şekilde 2 tane listeyi topladığı zaman onları da ucuca ekledi. Hatta tek bir liste yaptı. Yani ucuca ekledi deyince 1, 2, 3 bir liste peşinden 4, 5, 6 başka bir liste yapmadı. Tek bir listede elemanları birleştirdi. Şimdi burada olan şey şuydu aslında. Şimdi Python 3 artı 5'i gördüğü zaman ilk önce buradaki değişken tiplerine baktı. 3 ile 5'in integer olduğunu gördü. Dolayısıyla integer'daki add metodunu çağırdı. Aslında orada olan şey tam olarak da şu. Bakın integer tam sayı klasının Python'daki ismi int klasındaki artık bunu biliyoruz arkadaşlar ne anlama geldiğini int klasının içindeki add fonksiyonunu çağırdı ona 3 ve 5'i gönderdi bakın şimdi bunu çalıştırdığım zaman 8 2 tane oldu çünkü yukarıdaki ifade ile aşağıdaki ifade aslında aynı yani bu ifade arka planda gerçekleşen ifade 3 ile 5'in integer olduğunu gördü ve integer'ın içindeki yani integer klasındaki add fonksiyonuna 3 ve 5'i gönderdi. Aynı şekilde burada da içerideki değişkenlerin veri tiplerine baktı. Bunların birer string olduğunu gördü. Dolayısıyla bakın string klasının ismi de bu str. Bunun içindeki toplama fonksiyonunu çağırdı. Ona hemen e, Ali'yi ve de ikinci parametre olarak da veliyi gönderdi. Bakın bunu çalıştırdığım zaman bunu gördünüz. Burada da aynı şekilde print diyelim ve burada da baktığı zaman benim buradaki parametrelerimin liste olduğunu gördü. Ve list klasının içindeki bakın o liste klasının ismi de list. Onun içindeki add metodunu çağırdı ve ona ilk parametre olarak 1, 2, 3 ve de diğer parametre olarak da 4 5 6'yı gönderdi ve de karşımıza işte yine aynı sonuç çıktı. Dolayısıyla bakın burada 3 tane artı sembolü var ama hepsinin yaptığı iş değişik. Çünkü arkadaşlar bu add metodu her klas için farklı farklı tanımlanmış. Yani biz de kendimize ait bir klas oluşturursak ve o klas'tan ürettiğimiz nesnelerin, mesela diyelim ki toplama özelliğine sahip olmalarını istiyorsak, bu add metodunu istediğimiz şekilde tanımlamamız gerekiyor. Veya bu çıkarma için de olabilir. Bakın burada bir liste var. Mesela add fonksiyonu toplamaya karşılık geliyormuş, sub fonksiyonu çıkarmaya, mal fonksiyonu çarpmaya işte floor div bu tam sayı bölmesine karşılık geliyormuş true div normal bildiğimiz bölmeye karşılık geliyor yani onun sonucu ondalık sayı çıkacak ondan sonra mesela işte bakın bu kalanı bulmaktı modmuş onun e, fonksiyonunun ismi bu şekilde arkadaşlar bunların hepsini tanımlayabilirsiniz hatta burada bakın eşittir eşit değildir büyüktür küçüktür siz eğer e, oluşturduğunuz klasta bunlardan herhangi birini veya birkaçını kullanmak istiyorsanız bu fonksiyonları tanımlamalısınız. Şimdi isterseniz gelin bunu birlikte yapalım. Şimdi burayı hemen bir e, yoruma alalım ve kendimize bir klas oluşturalım. Ben şöyle bir şey yapacağım şimdi bakın. Klas diyeceğim ismi mylist olsun ve de bu list klasından olsun. Yani listten miras alsın. Öyle diyelim. Yani list klasından üretilmiş bir mylist list klası oluşturduk. Buna şimdi hiçbir şey yazmayacağım. Mesela şöyle yapalım. Liste bir eşittir diyeceğim. my list diyeceğim. Artık bu arkadaşlar içine liste cinsinden bir parametre alabilir. Şu an ben bunu klasımın içine herhangi bir şey yazmadığım için burada benim karşıma çıkacak olan e, özellikler tamamen listeden miras aldığım özellikler. Bakın şöyle yapalım şimdi. E, şöyle buna mesela 1, 2, 3 verelim. Yukarıdaki gibi olsun. Bir tane daha liste 2 oluşturalım. Buna da my list e, sınıfından olsun diyelim. Buna da 4, 5, 6. Yukarıdakileri verelim. Şimdi şunu yapacağım. Bakın print liste 1 artı liste 2. Bu listeleri toplayacağım. Şimdi ben kendim herhangi bir fonksiyon tanımlamadım. Dolayısıyla bu artı fonksiyonu, bu artı fonksiyonu benim miras olarak aldığım artı fonksiyonu olacak. Yani listelerdeki o alt çizgi alt çizgi add metodu çalışacak. Bakın çalıştırdığım zaman ben pardon liste 1 ile liste 1'i toplamışım. Şöyle yapayım. Çalıştırdığım zaman normal az önce listeyi nasıl topladıysa bunu da o şekilde topladı. Çünkü tekrardan söylüyorum. Ben burada herhangi bir şey tanımlamadığım için buradaki artı benim miras olarak aldığım fonksiyonu çağırıyor. Ancak ben listeleri böyle toplamak istemiyorsam Başka bir toplama tanımlamak istiyorsam sonuç olarak bu my list diye oluşturduysam listeden bir farkı olmasını istiyorum demek ki. O yüzden böyle bir şey yaptım. Şimdi hemen hemen şu toplama fonksiyonunu bir daha tanımlıyorum. Birinci parametrem self, ikinci parametrem adır. Yani bu da şey gibi olacak işte. Bu self olacak. Birincisi hangisini gönderirsem self olacak. Bu da adır olacak. Ben şöyle bir toplama yapmak istiyorum mesela. Yani kendi klasımdaki toplama şöyle olsun istiyorum. Birinci sıradakiler toplansın, ikinci sıradakiler toplansın, üçüncü sıradakiler toplansın. Eğer listenin eleman sayıları yani listelerin eleman sayıları aynı değilse bu işlem yapılamasın. O halde şöyle bir şey yapalım. Diyelim ki önce onu bir kontrol edelim. If len self yani birinci parametrenin uzunluğuyla e, len diyelim adır hatırlayın arkadaşlar bu uzunluğu veren fonksiyondu bize şöyle bir mesaj döndürsün return desin bu elemanlar toplanamaz mesela bu elemanlar toplanamaz desin es durumunda yani şunu şöyle yapacağım pardon şu ünlem eşittir yani bu listelerin eleman sayıları eşit değilse bu elemanlar toplanamaz desin. Şimdi eğer else durumunda yani eleman sayıları eşitse birincileri toplayacağım, ikincileri toplayacağım, üçüncüleri toplayacağım. O zaman mesela benim sonucum, sonuç veya result diyelim. result eşittir yine mylist cinsinden bir e, nesne olsun. Onu oluşturalım. Ondan sonra da şunu yapalım. Bütün şimdi sonuç olarak bunların ikisinde de aynı sayıda eleman var. Onu biliyorum. for i e, in range hemen şöyle diyeceğiz. len self veya other da olur arkadaşlar. Sonuç olarak bu bloğa geldiysek ikisinde de aynı sayıda eleman var demektir. İster self'i verin ister Adı verin yani ikisinde de üç eleman olduğu için herhangi bir şey fark etmeyecek. Result. Nokta, append Ben ne istiyordum? Elemanları toplamak. O halde şunu yapacağım. Self. I. Virgül. Şey, artı. Adır. I. Şimdi bakın. Ben bunu böyle tanımladığım zaman bu şu anlama geldi. Mesela I sıfır olduğu zaman benim normalde listen boş ilk önce oluşturduğumda boş bir liste var. Sonra i sıfır olacak. O halde ben result'a yani sonucuma ilk listenin sıfırıncı elemanıyla ikincinin sıfırıncı elemanının toplamını ekleyeceğim. Yani burada bakarsam 1 ile 4'ü toplayıp 5'i ekleyeceğim. Ondan sonra i 1 olduğu zaman 1 indeksli elemanlarını toplayıp yani 2 ile 5'i toplayıp ekleyeceğim. Ve en sonda da bunu yaptıktan sonra düzenli görünsün. Heh. Bunu da geri döndüreceğim. Result, şey, return result diyeceğim. Return result. Şimdi bakın bunu böyle yapıp da bu sefer çalıştırırsam gördüğünüz gibi benim istediğim gibi topladı. Yani 1 ile 4'ü topladı. 5 dedi. 2 ile 5'i topladı. 7 dedi. 3 ile 6'yı topladı. 9 dedi. Bakalım şöyle düşündüğümüz gibi buraya bir de 5 koyarsam bunu çalıştırdığımda bu elemanlar toplanamaz dedi. Dolayısıyla ben kendi ihtiyacıma göre bir toplama işlemi tanımlamış oldum. Dilerseniz hemen bir de çıkartma işlemi tanımlamış olalım. Bakın önce şunu göstereceğim. Önce şunu göstereceğim. Şuraya gelip print diyelim ki liste 1 eksi liste 2. Normalde bunu böyle çalıştırdığım zaman bana dedi ki unsupported operand type dedi. Yani bu bu operatör çıkarma operatörü my list ve my list arasında kullanılamaz dedi. Yani böyle bir şey tanımlı değil dedi. Çünkü listelerde tanımlanmış bir çıkartma işlemi yok. Ancak ben şimdi kendime göre kafama göre bir çıkarma işlemi tanımlayacağım. Aynı yukarıdakinin Çıkarması olacak. Yani birinci sıradakileri çıkartsın. ikinci sıradakileri çıkartsın. O şekilde. O yüzden def Hatırlayın sub da arkadaşlar bunun ismi çıkarma. Şimdi bunun aynısı olacak neredeyse. O yüzden şunu olduğu gibi kopyaladım ve de buraya geldim. Sadece burası toplama değil de çıkarma olacak. Yani ilk sıradakileri çıkaracak, ikinci sıradakileri çıkaracak. Bu şekilde. Bakın çalıştırdığım zaman gerçekten 1'den 4'ü çıkarttı. Eksi 3. 2'den 5'i çıkarttı. Eksi 3. 3'ten 6'yı çıkarttı. Eksi 3. Bu şekilde çalıştı. Bakın şurada bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Burada bir yukarı yönlü bir ok var. Hatırlayın bu override etmekti. Yani bu şu anlama geliyor. Artık sen add fonksiyonunu çağırdığın zaman miras olarak aldığın add fonksiyonunu değil de bunu kullanacaksın anlamına geliyor. Yani o metodun üzerine yazdık gibi gibi. Ancak burada bunun yanında öyle bir sembol görmüyorum. Çünkü arkadaşlar hatırlayın az önce hata almıştık. Çünkü list klasında bir çıkarma işlemi tanımlı değildi. O yüzden bu bizim yaptığımız şey yeniden bir fonksiyon tanımlamak oldu. Yani var olan bir fonksiyonun üzerine herhangi bir şey yazmadık. Mesela isterseniz böyle elimiz alışmışken bir şey daha tanımlayalım. Mesela diyelim ki eşitler mi değiller mi diye bir şey tanımlayalım. Bunu da nasıl yapalım? Yine dediğim gibi var olan bir şeyi kullanmak istemiyorum. Ben kendi kafama göre bir fonksiyon oluşturmak istiyorum. Mesela toplamları eşitse eşit desin. Sonuç olarak siz farklı bir klas yazacaksınız. Belki sizin nesnelerinizin eşit olması farklı bir özelliğe bağlıdır. Mesela benim için burada bunları gol sayıları olarak düşünün mesela. Eğer toplam gol sayıları aynıysa atıyorum benim için eşittir. O yüzden mesela da şu şekilde e, neydi eşittir eşittir'in ismi şuradan önce onu bir bulayım. Bunların hepsi ezberimde yok sizin de olmasın zaten arkadaşlar. Bir küçük google aramasıyla bunu bulabilirsiniz. Bakın eşittir eşittir, eq imiş. O halde ben o mesaj şeyimi bir daha yazayım. Bakın bu da normalde varmış, overright e, sembolü çıktı. Şimdi benim istediğim şey neydi? Eşit olup olmamaları, toplamları eşitse eşit idi. Dolayısıyla şöyle bir şey yapalım. Eğer diyelim sam self, yani birinci parametrenin toplamıyla Eşit eşit diyelim. Sam adır. E, bu da ikinci parametre oluyor. Bu isimler otomatik geliyor zaten. Eğer bunlar birbirlerine eşitse, return true diyelim. Yani doğru desin. Else durumu, else yazmama gerek yok arkadaşlar. Zaten eğer bunlar eşitse, if bloğuna girecek. Return true deyince çıkacak zaten. Bu alt satıra gelmeyecek. O yüzden bu alt satıra gelmesi demek, demek ki bunlar e, toplamları eşit değilmiş. Bu if bloğuna girmemiş. O halde burada da false döndüreceğim. Şimdi gelip bakalım. Şöyle yapalım. En alt satıra odaklanın. Bakalım liste 1 eşit eşit liste 2 diyelim. Pardon, liste 1 eşit eşit liste 2. Eğer toplamları eşitse true dönecek, değilse false. Bakın, false dedi. Bunlar eşit değildir dedi. Şimdi şöyle yapalım şunu değiştirip hatta ya da bunun sonuna ekleyelim ama o zaman bu toplama çıkarmada neyse hata almayız toplanamaz diyecek. Aşağıdakilerin toplamı 15, yukarıdakilerin toplamı 6. O halde buraya bir 9 eklersem şu an bakın çalıştırdım. Eleman sayıları farklı olduğu için toplanamaz dedi. Şu çıkarmadaki ismi de değiştirelim. Çıkarılamaz diyelim mesela bir daha çalıştırayım. Evet. Ee, eleman sayıları, listelerin eleman sayıları farklı olduğu için toplanamaz dedi. Yine aynı sebepten dolayı çıkarılamaz dedi. Ancak bu listeler birbirine eşittir. Dedi. Yani bu listeler tabii ki eşit değil de benim aradığım eşitlik koşulunu sağlıyor. Ben eşittir'i o şekilde tanımladım. Sonra mesela şuraya bakalım. Başka bir şey daha tanımlayalım. Mesela ne olsun? Mesela mesela bakalım. Bunlar neymiş? Bölmeler, toplamalar. Toplamayı zaten bu arttırma miktarıymış mesela. Arkadaşlar mutlak değer vardı. Mutlak değer. Ee, mutlak değer neydi? ABS'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Burada bir yerde görüyor muyum acaba ABS'yi? Görmüyorum ama hatırladığım kadarıyla ABS'ydi. Şöyle deneyince görebiliriz. Mesela diyelim ki def alt çizgi alt çizgi şöyle yapayım. Evet abs varmış mutlak değer. Şimdi normalde bakın bize bir yukarıya gösteren bir ok işareti çıkmadı. Yani biz abs fonksiyonunu miras almamışız. Yani list klasında böyle bir fonksiyon yokmuş. Ben şimdi bunu kendime göre uydurarak şey yapacağım. İlk önce şöyle bir şey diyeceğim. Yani benim istediğim mutlak değer mesela diyelim ki şu toplama işlemlerini de yapsın. Şunların bazılarına eksi vereyim. Mesela bu eksi 4 olsun. Bu da eksi 3 olsun. Hatta bu da eksi 6 olsun. Benim burada e, istediğim şey mutlak değer derken negatifleri pozitif yapsın. Dolayısıyla şöyle bir şey yapacağım. For döngüsünden faydalanacağım ama önce bir result değişkeni oluşturayım. Result eşittir. Yine my list türünden olsun. Yine aynı cinsten bir sonuç olsun. Şimdi for diyeceğim. For i e in self. Zaten bir tane parametre geliyor arkadaşlar. Bunun içindeyse hemen şunu yapacağım. Eğer i e büyüktür, eşittir, sıfırsa. Yani benim listemdeki elemanım sıfırdan büyük eşitse hemen result listesine append diyeceğim ve o elemanı ekleyeceğim. Aynen ekleyeceğim. Eğer böyle değilse sıfırdan büyük veya eşit değilse sıfırdan küçüktür anlamına geliyor. Eksi 1 ile çarpıp ekleyeceğim. Yani mesela eksi 3 geldiği zaman onu eksi 1 ile çarpıp artı 3 olarak ekleyeceğim. O yüzden buraya else dedim ve de şunu yapacağım. Result nokta e, append eksi 1 çarpı İyi. Bu şekilde. Bu şekilde bir mutlak değer tanımladım. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. Print abs'ydi bu ıı, fonksiyonun ismi. Hatta bakayım. Evet abs'ydi. Şimdi normalde abs'nin içine bakın. Eksi 2 yazarsam o içindekine bakacak. İçindekinin integer olduğunu anlayıp normal mutlak değeri döndürdü. Ancak ben şimdi bu ABC'nin içine, ABC'nin içine mesela liste 2'yi yazdıracağım. Hatta peşinden de kopyalayıp yapıştırayım. Kopyaladım. Yapıştırdım. Bir de önce liste 1'i, sonra da liste 2'nin mutlak değerini yazdırayım. Bakın, evet nan dedi. Çünkü niye nan dedi? Ben burada result'ı oluşturdum ancak bunu fonksiyonun geri döndürmedi. Return result diyeceğim. Return result. Evet. Şimdi bunu çalıştırdığım zaman. Bakın. Buradaki eksi 3'ü artı 3'e çevirdi. Buradaki eksi 4 ile eksi 6'yı da yine artıya çevirdi. Yani arkadaşlar siz şimdi kendiniz bir klas oluşturacaksınız. Ve o klas da. Nasıl toplama yapacaksınız? Yani o elemanlar toplandığında ne olacak? Veya o elemanlar çıkartıldığında? Veya işte küçük müdür, büyük müdür? Bunları kendi ihtiyacınıza göre tanımlayabilirsiniz. Bunları yaparken de faydalanacağınız metotlar, çift alt tireyle başlayanlar, yani double underscore ile başlayan, dunder metotlar olacak. Şimdi isterseniz biz burada, list klasından miras alarak bir sınıf oluşturmuştuk. Bambaşka bir sınıf oluşturalım ve kendimiz bir şeyler, bir özellikler eklemeye çalışalım. Mesela benim aklıma şöyle bir şey geldi. Bir futbolcu klası oluşturayım. Mesela klas diyelim ki futbolcu. İki nokta üst üste koydum. Bu herhangi bir yerden miras almıyor. Şu an bu bomboş bir klas. Şimdi bunun neleri olsun? Hemen Özel bir e, fonksiyon olan yine yine dandırlardan bir tanesi olan init metodunu tanımlayalım. Şimdi bu fonksiyonun nesi olacak? Zaten self o oluşturduğumuz değişkenin kendisi oluyordu. O otomatik vardı. Bir isim olsun, bir de e, soy isim olsun, bir de yaş olsun. Bu kadar çok da kalabalık olmasına gerek yok. Hemen self nokta isim eşittir isim. Artık buraları arkadaşlar tekrar etmiyorum çünkü epey ilerledik. Burayı sindirmiş olduğunuzu düşünüyorum. self nokta soy isim eşittir soy isim olsun ve de self nokta yaş eşittir yaş olsun. Şimdi bu benim oluşturduğum futbolcu klası. Şimdi Burada ne toplama tanımlı, ne çıkarma tanımlı, ne işte çarpma tanımlı, ne eşitlik tanımlı. Herhangi bir şey tanımlı değil. İlk olarak mesela şu az öncekinden de bakalım. Mesela neydi? Şu evet. IQ mesela iki futbolcu nasıl eşit olsun? Atıyorum isimleri ve soy isimleri eşitse bu futbolcular aynı olsun. Yani çok anlamlı olmayabilir. Şimdi sadece aklıma geldiği gibi tanımlıyorum alt çizgi eq dedim. Bu hemen bunu açtığım zaman arkadaşlar def buna bir tane de şey söylemem lazım. Bu niye override oldu? Onu anlamadım. Ancak şöyle bir şey yaparsam daha güzel olur herhalde. Şunun içine self.adr diyeceğim. Şimdi ben nasıl eşit olmasını istiyorum. Ona hemen bir güzel bakalım. İsimleri eşitse ve soy isimleri eşitse bu futbolcular aynı olsun mesela. If diyelim self nokta isim eşit eşit adır. Adır nokta isim. Yazamadım. And soy isimleri de eşit olacak. Yani self nokta soy isim e, eşit eşit adır nokta soy isim. Eğer böyleyse return true döndürsün. Yani doğrudur desin. Eğer değilse, değilseye gerek yok zaten. Eğer bu if'e girmediysek yanlıştır. Burada da return false desin. Şimdi bunu çok merak ettim. İlk önce bunu bir güzel deneyeceğim şimdi diyelim ki arkadaşlar e, futbolcu bir olsun futbolcu bir eşittir bu bir futbolcu ve de şimdi benden istenenleri girelim Ali olsun Ondan sonra e, burası Veli olsun yaşı da 27 yaşında bir futbolcu olsun bir tane daha oluşturalım mesela e, futbolcu 2 eşittir diyelim. Bu da bir futbolcu olsun. Şimdi isimleri aynı olsun. Soyadları farklı olsun. Ali virgül şöyle. E, Bu sefer e, burası Ahmet olsun mesela. Ahmet olsun. Ve bunların yaşı da e, 30 olsun. Şimdi ben şunu çok merak ettim. E, print diyelim ki print e, ne yapacağım print şu hemen geldim futbolcu bir eşit eşit futbolcu iki bakalım çalıştırdım evet false dedi false dedi çünkü neden İsimleri aynı soyadları farklı ancak ben bunu veli yaparsam bakın çalıştırdığım zaman true dedi. Yani evet şimdi size çok anlamlı gelmeyebilir ama buradaki esas noktayı yakaladığınızı düşünüyorum. Yani sizin iki nesnenizin eşit olması belki siz gol sayılarına bakacaksınız. Belki maç başına gol ortalamasına bakacaksınız. Gol ortalaması eşitse sizin için eşit değerdedir gibi düşünebilirsiniz. Ben burada böyle bir şey düşündüm. Mesela gelin anlamsız olacak ama Anlamsız olacak ama bunlara isterseniz bir tane de toplama fonksiyonu tanımlayalım. Mesela toplama fonksiyonu şöyle olsun. Def diyelim. Toplama fonksiyonu hatırlayın buydu. Evet, self ve de other oldu. Şimdi toplama nasıl olsun? Mesela isim şey olsun. İsimlerinin baş harflerinin toplamı yani şöyle yapayım bakın. Ali Veli olsun. Burası da mesela işte Hakan şunu da büyük harf yapayım. Hakan'la Metin olsun. Mesela ki. Şimdi isim şöyle olacak. Toplamada. Bu baş harfiyle baş harfi. Soyadların baş harfiyle baş harfi. Yaş kısmı da yaşlarının toplamı olsun. Yani aklıma o geldi mesela. O yüzden isim değişkeni şöyle olacak. İsim self yani birinci parametrenin e, birinci yani ilk elemanı artı diğerinin ismini yani diye şöyle pardon self nokta isimin sıfırı artı adır nokta ismin sıfırı yani birincisinin isminin ilk harfi artı ikincinin isminin ilk harfi yani AH olacak. Sonra mesela soy isim oluşturalım bir tane. E, ee, soy isim de soy isimlerin ilk harflerinden oluşsun. Yani self nokta soy isimin ilk harfi artı adır nokta soy isimin soy isimin ilk harfi olsun. Sonra bir de yaş diyelim yaşta self nokta yaş. yani birincinin yaşıyla ikincinin yaşı olsun yani adır nokta yaş. Sonra ben bu değişkenleri oluşturdum ancak ben geriye bir futbolcu döndürmek istiyorum. O yüzden şöyle diyeceğim. Return geriye bir futbolcu döndüreceğim. Ancak bu futbolcu bu parametrelerle oluşturulacak. Yani isim, soy isim ve de Yaş. Şimdi bakalım gerçekten düşündüğümüz gibi oldu mu? Mesela şunu diyelim. E, futbolcu 3 eşittir. Futbolcu 1 artı futbolcu 2. Evet şu anda biz gerçekten de iki futbolcuyu topluyoruz. Şimdi bakın print futbolcu dersem, futbolcu 3 dersem bakın nasıl bir şey göreceksiniz. Evet böyle bir şey gördünüz. Bakın diyor ki bir futbolcu nesnesidir diyor. Burası da hafızada bulunduğu adres. Şimdi bunu beklediğimiz gibi yazdırmadı. Bu bir sonraki videomuzun konusu olacak arkadaşlar. STR metodu yani bir kendi klasımızdaki kendi oluşturduğumuz bir klastaki nesneyi nasıl yazdırmak istiyoruz? Mesela adı soyadı yaşı diye yazdırabiliriz. Veya işte adı 2 nokta üst üste deyip adını yazdırabiliriz. Yani o formatlamayı kendimiz yapabiliriz. O bir sonraki videonun konusu. Biz şimdi bunun çalışıp çalışmadığını görmek için şöyle bakalım. İsmini yazdıralım. Evet bakın düşündüğümüz gibi ilk harfi A sonraki H. Mesela bunun soy ismini de yazdıralım. Burada VM gelmesi gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi veyahut da bunun yaşını yazdıralım. Yaşları da toplatmıştık. Mesela 57. İsterseniz bir de bir de şöyle bakayım ne kadar olmuş. Evet yarım saat olmuş. Ancak şunu da yapmak istedim. Mesela bu ikisinin arasında bir büyüklük küçüklük de tanımlayalım. Hemen Dandır'a geldim. Dandır'daki e, küçüktür buymuş. LT'ymiş. Büyüktür de GT'ymiş. Hemen bir küçük türü tanımlayalım arkadaşlar. Nerede? Şöyle yapalım. Evet. Def diyelim. Alt çizgi, alt çizgi. lt. Şimdi küçük türü de mesela iki futbolcunun büyüklüğünü, küçüklüğünü sadece yaşına bakarak kıyaslayalım mesela. If diyelim. Self nokta yani birinci parametrenin yaşı küçüktür ikinci parametrenin yani adır nokta yaş. Eğer böyle ise return true diyeceğim. Doğru döndür. Eğer böyle değilse zaten bu if bloğuna girmediysek buraya geleceğiz demektir. Return false. Bakın burada tekrar söylüyorum. Bu if bloğuna girdiysek zaten return true dediğinde bu fonksiyon sonlanmış olacak. Yani geri true değerini döndürmüş olacak. Bu return false ifadesine hiç uğramayacağız. O halde bir de gt miydi unuttum ama bir daha bakayım. Hmm, evet gt ymiş. Onu da tanımlayalım arkadaşlar. Son. Def. Alt çizgi alt çizgi gt. Bunun da aynısını alacağım. Bu büyüktürdü. Dolayısıyla bunu buraya yapıştıracağım. Ancak bunun burasını büyüktür yapacağım. Şimdi bunu da şöyle yapalım. Şunları biraz silelim. Çok karıştırmasın. Mesela print Mesela futbolcu 2 Büyüktür Futbolcu 1 Şimdi bunu çalıştırdığım zaman True yazmasını bekliyorum. Çünkü yaşlarına göre Kıyaslıyorum. Bakın true dedi. Mesela ben bunun yaşını 25 olarak değiştirirsem False olmasını bekliyoruz. Evet oldu. Arkadaşlar sanıyorum ki Varmak istediğim noktayı anladınız. Yani sizin oluşturacağınız klas direkt toplama işlemine müsait olmayabilir. Siz orada toplamayı kendinize göre tanımlayabilirsiniz. Veya atıyorum işte çıkarmayı kendinize göre tanımlayabilirsiniz. Hatırlayın normal listelerde bir çıkarma işlemi tanımlı değildi. Ancak biz onu kendimiz tanımlayabildik. Bu arada ben hep şuna bakıyorum demek ki bu herhalde o, şunu çok çok merak ettim. Kontrolle basarsam bu nereden override edildi onu bilemedim. Yani şu kısma bakıyorum. Neredekiymiş bu? He. Object class. Arkadaşlar object class'ı da zaten object nesne demek. Bütün her şey object class'ından türüyor. Oradaki metodu override etmişiz diyor. Ben Bunları yazarken bir yandan da aklım oradaydı. Allah Allah bunu nereden override ediyoruz ki diye düşünüyordum. Object klasıymış. Object klası tekrar söylüyorum. Bütün nesnelerin türediği bir klas. Evet artık arkadaşlar olayı noktalayabiliriz. Çünkü oldukça detaylı örnekler verdiğimi düşünüyorum. Yani neden bu fonksiyonlar var? Siz kendi klasınızda kendi işlemlerinizi tanımlayabilirsiniz diye var. Yani mesela burada e, şu arttırma operatörüydü. Hani artı eşittir, iki diyorduk. İki arttır. Bunların hepsini kendi klasınıza kendi ihtiyaçlarınıza göre tanımlayabilirsiniz. Şimdi bir sonraki dersimizde arkadaşlar bu metotların en önemli olan iki tanesini, en çok kullanılan iki tanesini kurcalayacağız. Onlar da str ve de REPR -E -P -R fonksiyonları birbirlerine çok benzeyen ancak kullanımında farklılıklar olan iki tane metot veya iki fonksiyon. O halde arkadaşlar bu videoyu artık burada noktalayabiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler. Kolay gelsin arkadaşlar.